Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Age of Civilizations 2'nin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Yaptığımız reformlar sonucundaki şu ekonomi puanını görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Ekonomide dünya deviyiz. Şimdi yine ekonomik olarak reformlar yapmaya devam ediyoruz. Yatırımı yüzleyeceğiz. Şu işsizliği %20'ye kadar düşürdük abi. Gördüğünüz gibi. Daha hatta onları azaltmak için de atılımlarda bulunacağız. Şimdi burada Multan devletini fark ettim ben. Dedim ki bu devlet bize kabul eder dedim. Vasal teklifi gönderdiğinde ki etmedi. Etmedi. 60 bin 60 bin bence de sil orduyu yani bence de sil. Sil yani orduyu artık. Sakat bırakır lan girdiği yerde. 60 bin ne? Ne yapıyorsun oğlum sen? Hep senin mi orduların ya? Oğlum asker kaçakçılığı mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O ne öyle 60 bin diyor. Ben inanamadım şu an. Anladınız zaten inanamadı mı? 60 bin ne oğlum? Ordu mu? 60 bine. Güzel. Ama daha fazla bir orduyla daha fazla bir orduyla üzerine gelemeyeceğim. Maalesef. Şansına küs. Ama hazırlanıyoruz abi. Geliyoruz. Bekle. Multan Devleti. Güçlü bir devlet olduğunu biliyorum. Senin bağımsızlığını yiyelim ben senin bağımsızlığını senin. İşte unutunca böyle bağımsızlık ilan ediyorlar. Kendilerini yok sanıyorlar sonra. Sonra da ah şu devleti savaş ilan edelim deyip arkamızdan vurmaya çalışıyor şerefsizler. Tabii ki de yer mi koskoca devleti Delhi Türk Sultanlığı. Devleti Delhi. Yemez. Koskoca devletiz abi. Acaba şuradan da asker bassam mı veya basmadan direkt buradan buraya doğru mu gitsem oraya saldırınca. Düşünüyorum ama. Şöyle yatırımlara bir kısalım ya. Yatırımlara bir kısalım abi. Her yerde asker basalım. Oğlum burada insan yaşamıyor mu? Beyler buraya devletteki paşalara sesleniyorum, emirlere sesleniyorum. Buraya bir insan göçü yapalım. Hindistan'da çok fazla insan var. Biraz buraya insan gelsin. Baksana şurada asker basamıyoruz ya. Şimdi. Tamam. Buraya kale. 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 Biliyorsunuz normalde ben kaleyi inşa etmem ama yani hızlıca bitirip çıkalım şeklinde yapmıyorum artık. Biraz bekliyoruz. Gözetleme kulesi kale falan inşa ediyoruz artık. Artık edeceğiz. Etmiyoruz da edeceğiz. Yani ondan sonra direkt 3 bölümde, 5 bölümde, 10 bölümde seri bitiyor. Bu da benim için iyi değil. Oğlum orada değil. Burada, burada. Buraya kaleyi ne yapacağım? Gözetleme kulemiz varmış. Buraya da basalım. Gerek yok ama olsun basalım. Şeklimiz olsun abi orada. Gözetleme kulesi basıyor bak bu. Zengin desinler. Her yerde gözetleme kulesi var. Adamın her yerde gözü var desinler. Burada da bas. Evet. Buradaki askerlerini de görüyoruz şu anda. Acaba burada ne kadar askeri var? Gördüğümüz kadarıyla fazla bir askeri yok ama şimdi ortaya çıkar abi şu gözetleme kulelerini dikelim. Tamam. Evet fazla bir şey yokmuş. Savaşımızın ilanı verebiliriz. Eğer kabul ederse hiç gerek kalmaz ki etmedi. Artık büyük Derhi devletiyle savaşmak zorundasın abi. Bu arada başkentimize çok yakın bir devlet kendisi. Bir şey kaybettiğimizde direkt adam başkentimize girer bak. Beyler ona göre hareket edin. Hareketlerinize dikkat edin. Başkent elden gider valla. Şöyle hızlıca. Hareket puanımız yetmedi. Neyse. 2'de 2 diyecektim. Şu an 3'te. Yok 4'te 3. 5'te 4. 6'da 5. 7'de 6. 8'de 7. 9'da 8, 10'da 9, 11'de 10,
12'de 11. Güzel bir başarıyla çıktık oradan. Bu devlete saldırın abi. Devam. Saldırıları sıklaştırın. Durmak yok. Durmak yok. Yola devam. Ordularını sildik zaten. Para da kazanamazlar artık diye umut ediyorum. Parası varmış. Şimdi kardeşim bak, stratejik kişisel olarak hemen gidiyorum. Buradan diyorum ki kardeşim senden toprak almıyorum, bak bak bak. Bizim amacımız zaten seni sadece vasal yapmak falan diyoruz, tamam mı? O da buna inanıyor ve hemen savaşı bitiriyor. Gördün mü? Ondan sonra da birden adamı tahttan ele geçiriyoruz. Geçiriyoruz. Direkt ilhak ediyoruz abi adamı. Adam ne oluyor lan diyemeden gidiyor. Ki gidemedi. Ne oluyor lan dedim ben şu an. Harbiden ne oluyor? Kimsin lan sen, benim şeyimi kabul etmiyorsun? Koskoca Delphi Sultanıyım oğlum ben. Artık kabul edersin umarım. Bayağı bir orada bastım çünkü. Yoksa el... Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Böyle hayal etmemiştim. Böyle hayal etmemiştim. Harbiden bu ne oğlum? Niye böyle oldu bu? Beyler yanlış bir şey mi yaptık? Bunun böyle olmaması lazımdı. Hayvan gibi ordu basıyoruz, evet. Neden? Nedenini biliyorsunuz. Bu devleti annekleyebilmek için. Ama belki topraklarında askerimiz var diye kabul etmiyordur. Olabilir. Her şeye karşılık kendilerine bir ilhak talebini daha bulunalım. Evet. Keşke askerleri de bize katılsaydı ya. Yani o kadar asker boşa gitti. Şöyle asimile etmeye devam edelim daha bu toprakları niye asimile etmiyorsunuz bir şekilde sen ya? Neyse, yatırımlara devam beyler. Hadi beyler, yatırıma devam. Halk hizmet bekler. Sizi şimdi yavaş yavaş dağıtayım ben ya, şöyle hatta. Savaş olmayacak herhangi bir bu bölümde başka. Bize eğer savaş ilan etmezlerse savaş olmayacak. O yüzden sizi bir dağıtalım. Yine de bize biri dalması şeyinde hazırlıklı olalım abi. Hemen. Şöyle sınırlara asker dik. Geç abi. Sen buraya 5000, 4500 daha yolla. 5000. 5000 de şuraya at. Şöyle. Tamam ya. Tamam. Şu an güzel. Araştırma da yapmamız gerekecek. Araştırmada şu anda iyi durumda olmadığımızı biliyorum. Ki iyi durumdaymışız. Yani iyi durumda değilizdir diyordum ama. İyi durumdaymışız abi. Evet, araştırmayı iptal edin beyler. Teknoloji gelişmesini durdurun. Neyse, şu an araştırmada da iyi durumdaymışız. Oraya fazla para harcamaya gerek yok. Yatırıma abanıp işsizliği bitirmemiz lazım. Devletimizin amacı bu. Osmanlı. Kardeşim. Bak sen beni sevmiyorsun ama. Sen beni sevmiyorsun ama. Sen beni sevmiyorsun ama bu kardeşin sana 400 bin dinar yolladı bak. Bak bu kardeşin başkentin niye Edirne oğlum senin? Ve Edirne niye öyle? Bu Edirne'nin o zaman da şu an şöyle bir büyüklükte olması lazım. Tabii 2018 moda falan var ya, o yüzden yapmışlardır. Bu kardeşin sana bu kadar daha para gönderiyor bak. Bak kıymetimi bil, kıymetimi. Sen bana küfür ediyorsun arkamda, ben duyuyorum bunları. Ama bu kardeşin seni savaştan kurtardı şu an. Oğlum Eflak'la Altın Ordu'ya yeniliyorsun lan, Büyük Orda'ya daha doğrusu. Nasıl yenilebilirsin? Ve Büyük Orda bu yılda niye yaşıyor? Ruslar ne yapıyor lan? Oo, Rusya'yı pataklamışlar. Beyler Rus istilası doğuda başlayamadan sona erdi. Hantılar. Bunlar yeni Ruslar mı oğlum, ne oluyor? Güzel. Güzel. Osmanlı'yı kurtardık. Harbiden adamları kurtardık yani ha. Şaka maka değil. Şu an kurtardık. Askerde de bakımı ayarladık. Başka da bir şey yok. Şu an ordularımız güzel mevkilerde. Sen güzel bir mevkide değilsin. O iltifatı sen kabul etme. Şimdi. Şunlara da keşke bir otomatik halletse be. Lan tek tek
tıklıyoruz mesela. Europa Üniversitesi 4'teki gibi olsa yani core sistemi. Direkt yanında bir tuş olsa tak 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 direkt bassam yani. Burada açıyorsun da sekmeyi şey yapıyorsun da yani zor. Uğraştırıyor. 10 dakika oldu video bu arada. Lan PowerPoint'i açtım yanlışlıkla, bir dakika. OBS'teki şeye bakacağım diye. İşsizlik oranımız %15,4. Gördüğümüz en düşük olan sanırım şu an. Göktürk serisinde ama onu bitireceğiz. En düşük oran o olacak. Bunda daha önce bitiremezsek. Güzel abi, şu an ekonomimiz mükemmel. Hindistan'ın tamamını fethettik. Neredeyse. Sri Lanka. Abicim hiç uğraştırma beni be. Sen hatta dur lan. Sana gireceğim. Sana gireceğim. Güzel toprakların var. Bir tur daha basalım, garanti olsun. Biz niye buraya gözetleme basmıyoruz ya? O kadar da zengin bir devletiz aslında. Askeri mi yok bu eleman? Abi dur, ordumuz silinecek. İyi. Bir şey olmadı. Bir an korktum. Askeri yok herhalde bu elemanın ya. Girin abi direkt. Sen buraya saldır. Evet, daha yeni asker bastı belli ki. Ekonomisi kaldıracak güçte değil herhalde askeri. Saldır. Tamam. Vallahi vasalla masalla boşuna uğraştık seninle. Şu devletle o kadar uğraştık ya. Yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun bize. Şöyle kaça kadar basabiliyoruz? 82'ye kadar. Güzel. Yatırımlarımız artıyor. İşsizlik azalıyor şu an ülkede. Ülkemizde refah hakim. Solumuzda Timur. Sağımızda Utseng. Ve Çağatay var. Bengal'de o kadar da iyi olmasa da şu an güçlü bir durumda. Ve herkesle iyi ilişkimiz mevcut. Şu dışında. Kabulistan. Şeyin vasalı. Timur'un vasalı. Niye sen bizle ilişki içerisinde değilsin ki? Bak Osmanlı, işte böyle olacaksın oğlum. Yardım ve dayanışma içinde olacağız. Dediğimden bir dakika sonra Karaman'a saldırdın lan. Oğlum Türkler yardım dayanışma dedik. Adam direkt girdi şeye. Neyse, yut kardeşim Karaman'ı. Tek bayrak altında toplanalım. Sen de benim altımda toplan ama. Böyle ayrı gayrı yok. Oğlum Karaman için o kadar uğraşıyorsan yazıklar olsun lan sana. Bak Memlük geldi yardım etmeye artık. Karaman'a girmeye. Vay 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 vay. Memlük asi kesiyor herhalde ya. Yok, Memlük'ün onunla bir alakası yok. Tamam, Karaman'ı hala sağ bıraktı ama Osmanlı. İşte böyle de adaletli bir devlet. Karaman'ı burada sağ bırak. Niye bıraktın oğlum sen burada Karaman'ı? Adam acıdı herhalde ona. Sen burada yaşa lan dedi herhalde. Karamoğlu'nu Mehmet Bey. Evet, Mehmet Bey varmış şu an. Memlük. Burayı Memlük toprağı sandım lan. Bu arada 13-14 dakika oldu şu an. Ve işsizlik kaça düştü? Görüyorsunuz abi, 6,87. İşte böyle bir devletiz. Tüm halkımız çalışıyor. Şu anda en çok Ming Hanedan'da mı eyalet var ya? Ama ekonomi olarak şuraya bakınız beyler. Ekonomi olarak ne durumdayız? Ming'de o kadar eyalet var ya. Harbiden bayağı büyük bir devletmiş Ming devleti. En son dayak yiyordu herkesten ama toparlanıyor. Yok, toparlanamıyor. Ağzına vuruyorlar valla. Dalın lan şu Ming'e. Kimmiş lan o? Vurun lan şunun ağzına, birinciymiş. Hayırdır oğlum, benim bir yerimi tutuyorsun orada. Çık lan oradan. Şimdi artık biz de seferlere yavaş yavaş başlarız ya. Şu an iyi durumumuz ama bir Bengal'le oradan Çin'e doğru ilerleriz. Şu an dünya üzerinde
Büyük devletlerin hepsi Türk devleti. Timur olsun, Osmanlı olsun, Memlük olsun. Ama Memlük'le Osmanlı'nın arası bayağı bozulmuş. Orada büyük bir savaş çıkacağı belli. Bakalım kim kazanacak? Bence Memlük kazanır. Osmanlı'nın ekonomisi güzel falan ama çevresinde büyük devletler var, güçlü devletler var. Büyük ihtimal onlar arkalayacak Memlük Savaşı'nda. Büyük ihtimal benim dediğim gibi olacak. O yüzden Memlük kazanır diye düşünüyorum. Kimseye karşı koalisyon kurmam bunun ben. Ben girersem kendim girerim. Koalisyonla falan uğraşamam. Burada da bitirelim videoyu. Artık işsizlik %4,46'ya kadar düştü. İşsizliği %0'a indireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve ayrıca videoları beğenip yorum atarak da bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.